Mutlu günler sevgili izleyiciler. Amatör sporlara hoş geldiniz. 15 günlük aradan sonra birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta amatör sporlarda birlikte olamamıştık. Geride kalan hafta yine birbirinden güzel karşılaşmalara, skorlara sahne olduğu Konya Amatör Liglerinde oynanan tüm müsabakaları değerlendirmeye çalışacağız. Birbirinden değerli konuklarımızla ben sözü fazla uzatmadan hemen bugün konumuzu da belirleyelim ve konuklarımızı sizlere takdim edelim. Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Karabacak bizlerle birlikte yine haftanın tüm karşılaşmalarını değerlendirecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selahattin Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Konuklarımıza hemen geçelim. Seydişehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tutal bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Program için Seydişehir'den buraya kadar zahmet ettiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Davet ettiğiniz için özellikle teşekkür ediyoruz. Tabii davete icabet etmek gerekiyordu. Seydişehir değil, dünyanın öbür ucunda da olsa katılmaya çalışırız. Çok teşekkür ederiz ve Seydişehir'deki 3 kulübümüzden bir tanesi değil mi? Evet. Seydişehir Gücü Kulübümüzün Başkanı Yusuf Yalçın Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık, siz de iyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Bizlere bu imkanı sağladığınız için. Evet, Seydişehir'deki spor faaliyetlerini konuşacağız hep birlikte detaylı inşallah ama önce bölgesel amatör lig, süper amatör bu hafta neler oldu Sayın Karabacak'tan dinleyelim hep birlikte. Başlayalım. Bu hafta iki konuğumuz var. Tekrar hoş geldiniz diyorum ben de. Bölgesel amatör ligden başlayalım isterseniz. Bu hafta temsilcilerimizden Sarıyönü Belediyespor baydı. Bu hafta maçı yoktu. Akşehirspor evinde Serik Belediyespor'la oynadı. Çok güzel bir karşılaşma oldu. Ben de görevliydim. Uzun süredir göreve gidemiyordum federasyon etkinliklerinden dolayı bu maçta. Konyaspor altyapısından yetişen Ali Kireç'in golüyle Serik Belediyespor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı temsilcimiz. Tebrik ediyoruz. Serik Belediyespor da hedefli bir takım kurmuş. O belediye, Serik Belediyesi takımı da çok iyi, kuvvetli bir takımdı gördüğümüz kadarıyla. Ayrıca antrenörü de buradan selam söyleyelim kendisine. Geçen yıl Sarıyönü Belediyespor'u çalıştıran Niyazi Kart hocamızdı. Ona da başarılar diliyoruz ileriki haftalarda. Grupta diğer oynanan müsabakalarda hemen kısaca bahsedelim. Görsellerimizi de arkadaşlar eğer getirebilirlerse ekranlara. Evet. Akıncılar evinde Dumlupınar Üniversitesi'ne 2-1 mağlup oldu. Evet. Bölgesel amatörlükte. Evet. Eğirdir Spor evinde yine Afyon Sandık Spor'a 5-1 mağlup oldu. Bucak Belediyesi Konyaaltı Belediyesi'ni 1-0 mağlup etti. Kepez Belediyesi evinde Isparta Davraz'a 1-0 mağlup oldu. Ve Hisar Belediyesi ve Tavşanlı Niğit 0-0 berabere kaldılar bu hafta. Gelecek haftanın programından önce isterseniz puan durumunu hemen kısaca söyleyelim. 7. haftada devam ediyor müsabakalar. Birazdan geleceğiz 1. kümeye arkadaşlar. Bölgeseli bitirelim. Evet. Hisar Belediyesi 13 puanla lider. Avrajla Bucak Belediyesi 2. sırada. Isparta Davraz 12 puanla 3. sırada. Temsilcimiz Sarıyönü Belediyespor 11 puanla 4. sırada yer alıyor. Daha sonra Kepez ve Sandıklı 11'er puanla. Akşehirspor diğer temsilcimiz 10 puanla 7. sırada. Serik, Eğirdir, Tavşanlı, Niğit, Dumlupınar Üniversitesi, Konyaaltı ve 13. sırada. Akıncıların henüz puanı yok 6 müsabakada. Bu haftanın programında hemen kısaca onu da söyleyelim. Bu hafta da diğer temsilcimiz Akşehirspor bay. Dinlenecek. Sarıyönü Belediyespor'da Antalya Konyaaltı Belediyespor'la oynayacak Antalya'da. Pazar günü 14'te bu müsabaka. Sandıklı Buca Belediye Oğuzhan Spor'u konuk ediyor. Dumlupınar Eğirdir'le, Tavşanlı Niyet Akıncılar'la, Isparta Davras Hisar'la, Serik Belediyesi de Kepez Belediyespor'la oynuyor. Bölgeselde bu durumda. Hemen süperimizde de kısaca süper gruba geçelim. Vaktimiz hemen süper grupta bu hafta olan müsabakalarda Çumra Belediyespor 3. mağlubiyetini aldı. Kötü gidişine durdu diyemiyor. Evinde muhasebe gençlere 2-1 mağlup oldu. Selçuklu Belediyespor Karapınar Belediyespor'u mağlup etti. Beyşehir ve Ereğli berabere kaldılar. Selçukspor Seydişehir Belediye'yi mağlup etti. Kulu Belediyespor da Bozkır Gençler Birliği'ni 2-0'la geçti. Bu haftanın bay takımı da Saiteli Kadıralı Belediyespor'du. Puan durumunda Ereğli Spor 3. hafta maçları sonunda 7 puanla lider şu anda. Selçukspor 5 puanla 2. sırada. Saiteli Kadıralı Belediyespor, Selçuklu Belediyesi, Beyşehir, Muhasebe Gençler, Karapınar ve Seydişehir Belediyesi 4'er puanla sıralanıyorlar averajla. Kulu 3 puanla 9. sırada. Bozkır 1 puanı var 10. sırada ve Çatalhöyük Çumra Belediyespor'u henüz puanı yok son sırada.
Bu haftanın programında hemen orada ilimizde bir müsabaka var bu hafta. Merkezde. Merkezde evet. Muhasebe Gençler Selçuklu Belediyespor'u konuk ediyor. Dumlupınar sahamızda saat 15'te bu maç. Meraklarını duyuralım. Tabii evet. Diğer müsabakalar ilçede hepsi 13'te. Karapınar Belediyesi evinde Beyşehir Belediyespor'u konuk ediyor. Bozkır Gençler Birliği Sait Ali Kadıran Belediyespor'u ağırlayacak. Seydişehir Belediyespor evinde Kulu Belediyespor'la oynayacak. Ereğli Spor da evinde Selçuk Spor'la karşılaşacak. Çatalı Küçümle Belediyespor takımımız da bu hafta bay. Bal ve süper grup değerlendirmemiz bu şekilde bu hafta. Evet. Birinci kümeyi de ilerleyen dakikalarda alacağız. Kalırsa, İnşallah evet. Birinci kümede de çünkü güzel karşılaşma evet. Var. Sayın Başkan bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Seydişehir yıllardır takip ettiğimiz 3. Lig'de futbol takımının olduğu dönemlerden bu yana Konya şehir merkezindeki futbol severlerin, spor severlerin de gidip maçlarını izlediği, takip ettiği ilçelerimizden bir tanesi. Gururla, gıptayla baktığımız ilçelerden bir tanesi bu anlamda. Tabii şehircilik anlamında da söyleyeceğiniz çok şey vardır bir taraftan ama biz bugün sporu konuşalım istiyoruz. Yeni yapılan sahalarımız var, salonlarımız var. 3 tane kulüp barındırıyorsunuz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Şimdi Seydişehir özellikle Etimak Alüminyum tesislerinin devlette olduğu dönemde sporda zirve yapmıştı. Etimak Saz işte, 2. Lig'de oynadığı dönemler oldu. Ve tüm takım veya ferdi sporlarda milli sporcu yetiştirme oranı olarak bölgede gerçekten bir yıldızdı. Sonra bir fetret dönemi, kısa bir dönem yaşandı. Şu anda gene ilçelerle, kendi ülkemizdeki ilçelerle kıyasladığımızda veya kendi ülkemizdeki illerle kıyasladığımızda gerçekten sportif faaliyetlerde Seydişehir önde geliyor. 2-3 tane kulübümüz var Seydişehir'de. Şimdi tabii bizim ilk dönemi de artık yarıya geldik. Şimdi geldikten sonra özellikle spor alanını kastederek söylüyorum. İşte Yusuf Bey işin içindeydi. Evet. Onlar daha çok acısını yaşadılar bunun. Böyle kan davasına dönmüş bir sportif faaliyetler var. Evs ile Hazreç hikayesini hepimiz biliriz. Biz geldikten sonra kulüpleri bir araya getirdik. Onları kardeş yaptık. Belli ilkeler etrafında toparladık ve belediye olarak da hepsine imkanlar doğrultusunda eşit miktarda desteklerimiz oldu. İyi bir başlangıçtı. İkinci yıl daha iyi oldu. Bu yıl daha güzel. Dolayısıyla özellikle o birlikteliği sağlamış olduk. Yapmış olduğumuz sportif çalışmalara alandaki desteklerle de hizmet ağı genişledi. Bir de başarılar da kendiliğinden gelmeye başladı ama benim için en önemlisi sporu biz özellikle amatör konuşuyoruz. Eğitimci kökenliyim. Gençlerin mutlaka spor yapması taraftarıyım. Bravo. Biz okuldayken 13 yıl idareciliğim oldu, okul müdürlüğüm oldu. Orada da çocukların önünü açıcı tüm çalışmaları yaptık. Tabii profesyonel sportif faaliyetler ayrı. Onlar bizim dışımızda. Ama amatör olarak mutlaka tüm gençlerin spor yapmaları gerekiyor. Bu ilerideki akademik başarıyı elde etme noktasında da önemli bir etken. Üzerindeki enerjiyi meşru yollarda harcayıp olumsuz bir davranışlar içerisine girmeme noktasında da önemli bir etken. Onun için amatör mutlaka olması gerekiyor. Bunu bildiğimizden dolayı gelir gelmez biz özellikle şu dağınık olan, birbirine girmiş olan, sıkıntılı olan kulüpleri bir araya getirdik. Dedik ki hepiniz Seydişehir'in kulübüsünüz, Seydişehir'in çocuğusunuz, Seydişehir'in sporcusunuz ve sportif faaliyet yapıyorsunuz nihayetinde. O düşünceyle sağ olsun ben teşekkür ediyorum kulüp başkanlarımıza. Geldiler bir araya getirdik. Belli bir sistematik kurduk. Belki Yusuf Bey onun üzerinde durur. Mesela Seyşehir Belediye Spor Kulübü'nü ana etken kıldık. Diğerlerini onun altında sporcu yetiştiren. Yani A takım, B takım, C aynen, takım gibi. Aynen o şekilde işte. Süper amatörde, amatör 1'de falan farklı. Pilot yetişenleri Seyşehir
belediyeninkine aktardık ama hepsi artık belediyenin. Zaten Seyşehir Gücü Belediye Spor oldu olarak ismini de geçen yıl değiştirmiştik. En büyük faydamız o oldu. Tabii destek anlamıyla, mekanların oluşturulması anlamıyla bazen de bir evde kavga çıkar. Niye iki oda vardır veya bir oda vardır? Gelin mi kullanacak, kaynana mı kullanacak? Burada kavga çıkar. Bizim lise dönemimizde yapılmış olan bir kapalı spor salonumuz vardı. 80'li yıllar. Ve o yıllardan beri de işte bir 7-8 yıl önce bir düzenleme yapıldı. Gerçekten de çok dağınıktı. Artık takım sporlarının dışında ferdi sporlarda da bizim ciddi manada hemen hemen tüm branşlarda yani judosu, güreşi, tekvandosu, handbolu vesairesi tüm branşlarda, ferdi sporlarda çalışmalarımız var. Artık sığmıyor salona. Ben ne kadar aldım? 418 bin lira spor toto'dan bir kaynak aldım. 1 milyon 100 bin lira civarında masraf ettim. İskeletin dışında her şeyini değiştirdik. Eklemeler yaptık falan. Şu anda çok rahatlar. Doğalgaza geçirdik. Judosunun minderi ayrı, onların bölümü ayrı. Onlar orada çalışır. Tekvando bir tarafta çalışır, karate bir tarafta çalışır, güreş bir tarafta çalışır. Kimse kimseyi de görmez, rahatsız etmez. Dolayısıyla çok rahat bir ortam oluştu. Dolayısıyla biz de rahat ediyoruz bu pozisyonda. Tabii bu çalışmaların dışında biz kırsala da el attık. Şu anda kırsalda 7 tane, kırsal dediğim kasabalar ve büyük köylerimiz. Hı hı. 7 tane sentetik, 25'e 45 sentetik çim sahası. Yani yaptık şu anda kullanılıyor. Boyutundan biraz daha büyük zannediyorum. Antrenman sahası olarak değerlendiriliyor. İki tanesinin de inşaatı devam ediyor. 9 bunu ona tamamlayacağız. Dolayısıyla 8 kasabamız vardı zaten. Büyük birkaç tane köyümüz de bunu eklemiş olduk. Tabii iki tane sentetik çim sahamız var şehir merkezinde. Sahalar standartlara uygun. Onların eksik olanları neyse işte bugün ışıklandırması eksik onu takviye yapıyoruz. Çevresinin bakımı vesairesi falan. Evet. Artık kendi mülkümüz gibi, belediyenin sanki bir hizmet alanıymış gibi gençlik spora bağlı ama biz o noktada bir ayrım yapmadan eksiklerinin tamamını karşılıyoruz. Harika. Ve eğer yeniden bir söz hakkım olacak, nasıl olacak programda tabii. Anahtarlarıyla. Tekrar yani edeceğim. Buradaki geldiğimiz günden itibaren ki sporcu sayıları amatördeki baktığımız zaman trend Seydişehir'de ciddi manada yükselerek devam ediyor. Bu da tabii işin doğrusu bizi gururlandırıyor. Hafta sonları vakit bulduğum zaman maçlara katılıyorum. Kapalı spor salonuna gidiyoruz. Oradaki o küçücük çocuklardan artık gençler sportif faaliyetlerini görünce insan gururlanıyor. Ya bunlar sokakta serserilik yapabilirler, kavga yapabilirler. Bravo. Ne bileyim artık şimdi üzülerek söylüyoruz ki bonsaisine varana kadar artık sokaklarda bulunmaya başladı. Buralarda olabilirler ama bu çocukları biz aldık bu tür sahalarda. İşte geçen hafta sonu iki tane Bostandere ve İncesu mahallelerimizin sentetik çim sahalarının açılışını yaptık. Orada takımlar oluşturmuşlardı. Biz de başlangıç vuruşlarını yapıverdik. Seyrettik maçları. İnsan gurur duyuyor. Yani bir köyde çıkıyorsunuz. İşte 2-3 tane takım çıkmış. Diğerleri sırada bekliyor. Sentetik çim sahada futbol oynuyorlar. Bu gurur veriyor. Taşımalarını yapıyoruz. Judo'da vesairede falan. Şehir merkezinde salonlara, kırsal mahallelerden çocuklarımızı taşıyoruz. Yardımcı oluyoruz o noktalarda. Yani ihtiyaçları ne olursa, imkanlar doğrultusunda kulüplerin eşit miktarda tamamına destek olmaya çalışıyoruz. Evet, tesis artık, anlamında Seydişehir'de büyük atılım var. Söyleyeyim başkanım. Voleybol ve futbol turnuvaları düzenliyorlar. Turnuvalarda. Evet. Başkanlık kupası adı altında biz de takip ediyoruz. Yani resmiyetin haricinde. Şimdi ikinci bölümde isterseniz onları alalım Sayın Başkan. Orada alalım isterseniz. Evet, hem sportif faaliyetlere geçmiş oluruz tesislerden ziyade. Sayın Başkan'a da çok bir iki dakika hemen bir süre tanıyayım. Evet. Reklamdan sonra daha uzun konuşalım inşallah. Tamam, inşallah. Üç kulübümüzden bir tanesi ama siz tam o aradaki kulübün başkanısınız şimdi anladığım kadarıyla. İfade Sayın Başkan'ın ifadesiyle A takıma yetiştiricilik görevi sizde mi? Doğrudur.
Şimdi biz 2008 yılında Seydişehir'deki bir futbol boşluğunu doldurmak için yola çıktık. Yönetici arkadaşlarımla beraber. Sayın eski vekilimiz, şu anda bakan yardımcımız Harun Bey'in de desteklerinin doğrultusunda futbol adım attık 2008'de. Evet. Tabii amatör biraz meşakkatli ve yorucu. Sayın Başkanım gelesiye kadar bayağı bir sıkıntılar çektik. Başkanım sağ olsun bizi kontrol altına aldı ve diğer arkadaşlarla beraber ortak karar mekanizması içerisinde sporda daha iyi nasıl yapabiliriz, nasıl çocuklarımıza faydalı olabiliriz noktasında birleştik. Ve belediye spor A takım, Seydişehir Gücü pilot takım, teknik lisede U11, U12'de çocuklarımıza 2006-2007'li çocuklarımızla beraber sporun içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Evet, Seydişehir Gücü Belediye Spor Kulübü evet. olarak yaptığınız çalışmalar, sporcu geçmişiniz de var, evet. gençliğinizden bu yana profesyonel ben, olarak da futbol mu oynadık? Evet, Konya Spor'da yetiştiniz. 87 senesinde Konya Spor'a geldim. İsmet Karababa hocam sağ olsun, bizlerde emeği çoktur yani. 90 senesinde Elazığ'a geçtik. Sonra çeşitli kulüplerde oynadım. En son 96'da Ankara Ziraat Bankası'nda futbolu bıraktık. Tabii futbolun içerisinden gelince futboldan kopamıyoruz. Bize kazandırdığı çok şeyler var. Evet. Futbolun disiplin, özellikle ortak çalışma, koordineli çalışabilme yeteneği, liderlik vasfı, özgüven. Biz bunları aldık ve belli bir yaşa geldikten sonra da dedik ki birileri bize bunları kazandırdı. Şimdi sıra bizde. Biz de çocuklarımıza bunu kazandırmamız görev gerekiyor. Gibi gördünüz. Evet, görev gibi gördük. Bu konuda bravo. Ailemin özellikle çok desteği oldu. Eşim, çocuklarım hem maddi olarak kulübe hem de manevi olarak her zaman yanımda bulundular. Evet. Onlara da çok teşekkür ederim. Şimdi biz kulüp olarak felsefemiz ve vizyonumuzda Seydişehir'in çocuğuna sahip çıkarak onları spor sahası içerisinde tutma adına biz yola çıktık. Tabii Seydişehir'in futbol tarihindeki üstün başarıları bizden de beklenmeye çalışıldı. Ama tabii bu biraz da maddiyatla alakalı. Hı hı. Biz dedik ki amatör kalacağız ve çocuklarımızı sporun içerisinde yetiştirerek eğitimlerine katkı sağlayacağız. Bu süreç içerisinde biz bayağı bir zorlandık. Çünkü velileri işte ya futbol oynuyor, okulundan geç kalıyor. Derslerinden zayıf kalıyor falan diyorlar. Biz bunun 3 yıl şeyini çektik, sıkıntısını çektik ama yaşayarak veliler de bize ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. İşte Sayın Başkanım da eğitim camiasından sağ olsun kendileri de sporu seven ve sporu destekleyen bir yapısı var. Aynı noktada birleştik. Seydişehir Belediye Spor'un Başkanı Celal Bican abimiz de kendileri de eğitim camiasından böyle olunca biz sporun içerisinden geldik. Eğitimci abilerimizle beraber güzel bir noktada birleştik. Şimdi Seydişehir'de yavaş yavaş bir kıpırdanma, bir hareketlilik. İşte biz Seydişehir Gücü pilot takımı olarak A takıma, birinci amatör küme ve U19'da çocuklarımızı oynatarak orada maç tecrübesini kazandırarak her iki kategoride yaklaşık toplamda 30 maç oynadığı zaman yılda belli bir tecrübe ediniyorlar. Evet. Ve buradaki başarılı çocuklarımız da A takım olan Seydişehir Belediyespor'umuzda süper amatörde daha iyi temsil etmesi için. Bu tabii kademe kademe destekler arttıkça da Sayın Başkanım da buraya gönül verdiği için ne olacak? Hem bu çocuklara sahip çıkarken de aynı zamanda başarı neden gelmesin? O eski günlerimize neden dönmeyelim? Gayretleri bu amaçla gösteriyoruz. Tabii bu aşamada biz 2008'de kurduktan sonra Etali ve Maşe yetkililerine de teşekkür ediyoruz. Bir 3 yıl sahalarımız yoktu bizim. Sayın Başkanımın bahsettiği suni çim sahalarımız. Etibank'ın sahasını kullanıyorduk. 3 yıl bizi misafir ettiler. Yemek olarak desteklediler. Gelen misafirlerimize dahi yemeklerimizi vererek belli bir organizasyon yaparak kaynaşmayı sağladık. Biz bir de 2011 yılında Gençlik Geliştirme Ligi'ne katılmıştık Akdeniz grubunda. Hı hı. İşte bir otobüs 50 çocuğumuzla beraber Antalya, Alanya, Isparta, Burdur. Hem çocuklarımızın ufkunu açtık. Böyle de bir projemiz vardı Mevka'ya verdiğimiz projede. İşte yaşadığın yerle kısıtlı kalma diye. Onların da hayat görüşlerini değiştirdiğimize inanıyorum.
Oradaki işte ulaşımlarımızda o zamanlar Etalim Muaşe sağ olsun bizlere yardımcı oldular. Sağ konusunda da işte Sayın Bakan Yardımcımız Harun Tüfekçi ve Ömer Ersöz İl Müdürümüz organizeli bir şekilde bizler de onlara destek olarak veya onlar bize destek paylaşarak olarak böyle bir saha kazandık. Tabii burada sadece sporcuyla olmuyor. Teknik kadrolarımız da çok önemli. Eski sporcu arkadaşlarımızla beraber yumruk olduk ve bu çocuklarımıza nasıl sahip çıkabiliriz? Hiçbir şekilde başka bir şey gözetmeden yani herkes belki velilerden daha çok biz ilgileniyoruz. Okullarını takip ediyoruz. İşte Sayın Başkanım sağ olsun karnelerini kontrol ediyoruz, alıyoruz. Koordinede işte Şenol Tatlıcı arkadaşımız var. Okulları tek tek geziyor. Sorunları onlar veliyle görüşmeler yapılıyor. Yani bir bütün olduk. Bu bütün de inşallah bizleri daha üst seviyelere getirecek. Bu konuda Sayın Belediye Başkanım özellikle çok teşekkür ediyorum. Yani sahiplenmek çok önemli. Biz bunun acısını geçmişte çok çektik. Bu konuda ayrıca teşekkür etmeyi borç biliyorum yani. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Şansınız belediye başkanı. Dileriz her belediye başkanı spora bu şekilde sıcak ve daha sahiplenir bir şekilde. Kesinlikle. Evet Sayın Başkan Mehmet Tutal Bey sizle devam edelim. İlk bölümde tesisleri konuştuk. Tesisleri yaptık bitirdik. Hakikaten ilçeler arasında önemli bir noktada. Evet. Konya'nın ilçeleri arasında tesisler İnşallah anlamında. İnşallah daha güzel olacak bundan İnşallah. Sonra. Şimdi projelerimiz var. Gene tesislerimizin genişletilmesi sayısının artırılmasıyla ilgili 2017-2018 için projelerimiz var. Yani bu sayıyı biz daha ağı genişleteceğiz. Spor yapan çocuklarımızın sayısını da artırmayı sağlayacağız bu nedenle. Ama önemlisi bunların içini doldurmak. Evet. Cami yaparsınız ama cemaat olmadıktan sonra bir esprisi olmaz. Sportif tesisler yaparsınız, içini doldurmak gerekiyor. Seydişehir'de dolmama gibi bir problemimiz yok bizim. Seydişehir'in velisi de bu noktada duyarlı. Öğrencisi de duyarlı. Tabii biz bununla yetinmeyi arzu etmiyoruz. Ben şunu gözlemledim. Medeni cesareti en iyi olan, sporda başarılıysa akademik başarısı da aynı oranda devam eden öğrencilerimizi gözlemledik. Hı hı. Dolayısıyla mutlaka sporun yapılması gerektiği inancındayız. Onun için de sayı olarak bir sıkıntımız yok, doldurma olarak sıkıntımız yok ama Seydişehir'de spor yapmayan tek çocuğumuz, amatör için söylüyorum, tek gencimiz kalmasın arzu ediyoruz. Bu da velilerimize duyurulur. Yusuf Bey velilerle o sıkıntıyı bahsetti. Biz de o noktada zaman zaman karşılaşıyorduk. Yani veli şunu söyler, çocuğum sürekli ders çalışsın, başarılı olsun. Halbuki sürekli ders çalışmayla başarılı olunmaz. Spor yapıp aradaki enerjisini boşalttıktan sonra ders çalıştığında daha başarılı olur. Biz bunu velilerimize anlattık. Eğitimci olduğumuz dönemde hala anlatmaya devam ediyoruz. Sizin vasıtanızla bunları bir daha duyurmuş olalım. Elbette. Buyurun. İnşallah gönderemeyen veya göndermeyi arzu etmeyen velilerimiz varsa onlar da hangi spor dalı olursa olsun hiç önemli değil. Ama mutlaka amatör noktasında çocuklarımıza bir spor yaptırmak mecburiyetindeyiz. İnşallah onu Seydişehir'de belli bir standartı yakaladık. Onu artıracağız. Tabii bunun doldurulması noktasında öğretmen arkadaşlarımız duyarlı. Biz de çeşitli farklılıklar yaptık bugüne kadar. Mesela köy kökenliyiz kendimde. Futbol köylerde ilk oynandığında oynayanlar arasındayım. Köy takımındaydık. O zaman kaymakamlık kupaları yapılırdı. Ve belki kendimin sosyalleşmesi, kendimize güvenin, özgüvenin gelmesini ben oralara da dayıyorum. Nedenlerden birisi de o. Onun için başkanlık kupaları başlattık biz. Ha, buradan yola çıkarak köylerde yaşayan gençlerimizi biraz daha sosyal ortamın içine alabilmek adına kırsal, böyle bir... Tabii kırsala, sentetik çim sahaların kırsala yapılmasının nedeni o. Ya şimdi 50 kilometre yukarıda dağ köylerimizde, kasabalarımız, köylerimiz olan mahallelerimizde şu anda sentetik çim sahalar var ve gidiyorsun dolup taşıyor ya. Çok güzel. Dolup taşıyor.
Şehir merkezinde de biz bunu yapacağız. Yani projelerimizin içerisine aldık sayı bunları. Evet. Sayı aldık ama işte özgüven buralara dayanıyor. Kaymakamlık kupaları olurdu bizim o dönemimizde. Köy takımları gelirdik kaymakamlık kupalarına. Bundan esinlenerek söylediğim gibi başkanlık kupaları biz hem voleybolda hem futbolda başkanlık kupaları koyduk. Kırsal mahallelerde takım çıkarıyor, şehir merkezinden de. Bunlar hem kaynaşma anlamıyla hem de bir sosyal faaliyet, etkinlik, spora özendirme anlamıyla falan gerçekten faydalarını gördük biz bunların. Çok güzel gelişmeler. Yani Seydişehir'de bunlar olmayan şeylerdi belediye adına. İşte dağcılık çalışmaları yine devam ediyor bizim. Bisiklet turu, bisiklet şu anda var. Yani biz Seydişehir Belediye Spor Kulübü vardı önceden. Birinci ligde şu anda voleybol takımımız. Sadece bir voleybol takımımız vardı. Hatırladığım kadarıyla da 65-67 civarında bir futbolcumuz vardı. Şu anda bizim lisanslı tabii şeyi de dahil ediyorum. Kulüplerimizi de. Diğer kulübümüzü de dahil ediyoruz. Artık birbirinden ayırmıyoruz. Şu anda elimizde 267 tane lisanslı futbolcumuz var bizim. Futbolcu sayısı. Evet. Çok iyi değil mi? 150 lisanssız var. Devam edenler bunlar. Ha, bizim fazla kulübümüzün olmasının avantajı da şu oldu. Atıyorum U16. Hı hı. İşte 30 burada futbolcu varsa bir U16 daha diğer kulüpte olduğunda 30 tane de orada oluyor. Biz U16'da 60 tane futbolcu çocuğumuza futbol oynatabiliyoruz. Bu anlamıyla da kulüplerin sayısının geniş olması, fazla olması önemli. Bizim için bir avantaj oldu. Yani şu anda bizim 417 tane futbolcumuz var. Çok yani bir abi. İlçe bazında... Bizim ilçelerimizde görünmeyen bir şey. Çoğu ilçelerimizde. Çoğu ilçelerimiz mesela büyükler kategorisine ve zorunlu olduğu için 1-2 altyapı kategorilerine katılmış. Mecbur çoğu olduğu için değil mi? Yani zorunlu olduğu için evet, statü evet. Gereği ama Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Gücü son 4 yıldır, 3 yıldır tüm kategorilere. Yani oğların tamamında varız. Bir de birkaç tane oğumuz var. Yani evet, işte Seyşehir Gücü evet. Belediye'nin 16, 17, var 18, bir U17 satıyorum. Seyşehir evet. Belediye Spor'un var bir U17 falan. Biz o anlamda çok memnunuz. Şimdi rakamlar gerçekten bazen nasıl baş ediyoruz diye ben de hayıflanıyorum. Ama iyi niyetli olunduğu zaman Allah-u Teala yardımcı oluyor. Şu anda... Judo, karate, güreş, tekvando falan o ferdi sporları dahil ettiğimizde onların da 711 tane lisanslı Seyşehir Belediye çok Spor Kulübü'nün içerisinde lisanslı sporcusu var. Dolayısıyla bizim 1000'in üzerinde sporcumuz var. Rakamsal anlamda çok iyi. Yani, yani yaz spor okullarını... devam ettiriyoruz biz. Hmm. Bu sene yaz spor okullarında ki ücretsiz yaptık bunları. Birçok belediyeler yaz spor okullarını ücretli yapar. Hmm. Bu yıl yaz spor okullarında 1667 çocuğumuz bizim spor yüzme de dahil. Tabii yüzme havuzumuz falan da var. Spor yapmış. Buradan da lisanslama tabii oradan seçilen, devam edecek evet. olan tabii. çocuklar için. Dolayısıyla bunları kıyasladığımızda birçok ilin önündeyiz. Ama tabii başarının belli bir ölçüsü olmaz. Biz bunu artırarak devam ettireceğiz. Mesela ben son rakamları bana bir çıkarın demiştim. 711 rakamını oradan söyledim. 2014'te biz bir araya getirdik. Yani kulüp yönetimi evet, değişti falan. 438 sporcu yapmışız. 2015'te 522 olmuş. 2016'da 711 olmuş. Futbol hariç ciddi bunlar. Bir artışla yani devam ediyor. Yani her yıl çıta gittikçe yükseliyor. Onun için mekanları artırmamız gerekiyor. Yani Seydişehir bu noktada yatırımları hak ettiği kanaatindeyim ben. Tabii 13 bin şehrin en iyi yeri. İşte Yusuf Bey bilir. En iyi yerinde 13 bin metrekarelik bir alan tahsisi yaptım. Gençlik merkezimiz şu anda inşaatı yarıyı geçti. Gençlik merkezimiz de devreye girecek. İşte farklı birkaç üzerinde çalıştığımız proje de var. Yüzme havuzudur, fitness'tir vesairedir falan.
Onları da devreye soktuğumuz zaman üniversitenin orada zaten bir kapalı sahamız var bizim. Spor salonumuz var. İnşallah Seydişehir önümüzdeki zaman diliminde daha güzel olacak. Siz bu kısa dönemde bu noktaya getirebildiyseniz inanıyoruz ki ilerleyen dönemlerde daha güzel şeyler olacak. Ya en güzeli şu oldu. Biz elhamdülillah yani yarıyı geçtik. Bugüne kadar tabii yeni bir büyükşehir yasası. Evet. 31 köy 8 kasaba katılmış. Kırsala gidiyoruz geliyoruz. Biz farklı siyasi düşüncelerde insanlar olmasın gayet normal. Bugüne kadar hiç kimseyle bir sıkıntımız olmadı. Gerek grup olsun, gerekse fert olsun. Bunu biz sporda da aynısını yaşayalım dedik ve elhamdülillah biz bunu başardık. En güzeli ve en önemlisi de buydu. Yani kardeşlik ortamının oluşturulması ve burada... Yusuf Bey kısmen üzerinde durdu işte şu düşünceden diye insanlar ötelenmişti. Biz gerek hocalarımızı gerek öğrencilerimizin hiçbirisini ötelemedik. Çok güzel. Geldiğimizde bir yönetim oluşturduk. 2 yıl o arkadaşlarımız yönetimde devam etti. Her siyasi düşünceden arkadaşımız vardı hocalar noktasında. Hiçbirini dışlamadık biz. Sporcularımızı zaten çocuğumuz bizim nasıl dışlarız? Kulüplerimizi dışlamamız mümkün değil. Bu yıl kulüp yönetimimizi değiştirdik. Bir taze kan arkadaşlarımız biraz yorulmuşlardı. Yeni bir taze can, taze kan takviyesi yaptık. Yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. En güzeli bu birlikteliğin, beraberliğin, kardeşlik ortamının oluşması. Ve sportif faaliyetlerden siyasi, ideolojik düşünceleri ayrıştırmamız. Yani bizim en büyük kazancımızın bu olduğu kanaatindeyim. Bir de başkanım, yarışmacı zihniyetinden yetiştirici zihniyetin çok büyük faydası var. Çoğu kulüplerimiz mesela çıkıyor, çok şaşalı transferler yapıyor. Evet. Amatör futbolda evet, özellikle. Evet. Ama uzun ömürlü olmuyor. Yani bir sezon, bilemedim iki sezon sonra kayboluyor. Altyapısı ve diğer branşlar olmadığı için bu ya çok önemli yani. Yusuf Bey de katkıda bulundu. Arkadaşlarımıza dedi ki bu yıl biz dışarıdan futbolcu transfer etmeyelim. Evet. Süper amatörde. Geçen yıl 5-6 tane dışarıdan transferimiz vardı. O arkadaşlarımıza müsaade ettik. Bu yıl 2-3 kulübümüzün bünyesinde yetişmiş olan sporcularımız, kendi çocuklarımız. Evet. Dışarıdan tek transferimiz yok. Ve takımımız da fena gitmiyor. Gençlerimiz istekli, arzulu. Ben güzel. Birkaç maçlarını da izledim. Çok güzel. Kendi yetiştirdiğimiz çocuklarla yola devam ediyoruz. Ve diğer tabii Türkiye'de genelde futbola endeksliyoruz biz evet. Amatörü de. Çoğunlukla. Diğerlerinde bizim Türkiye birincilerimiz, dünya üçüncülerimiz, Avrupa birincilerimiz, ikincilerimiz, judoda, tekvandoda, karate, tabii evet. Ferdi sporlarda her evet. Gittikleri yerde mutlaka ödülle döner çocuklarımız. Diğerlerinde de artık çok fazla bir, haber yapıyoruz biz de. Belli bir standardı böyle bir ödül alan çocuğumuz var diye. Başarılarına devam ediyoruz. Böyle bir çalışmanın da yani başarı getirmemesi yani mümkün işte değil. O başarıların zaten. Altyapısında tabii. Neler varmış bugün öğrendik. Tabii. Değil mi? Altyapı. Onların altyapısının evet. Sağlam olduğunu. Süremiz azaldı Sayın Karabacak. Birinci amatör kümeyi isterseniz hemen alalım. Çok kısa vaktimiz kalırsa tekrar en azından bir kez daha söyleyelim. Birinci amatörde hemen A grubundaki bu haftaki maçları söyleyeyim sonuçları. Taşkent Monivas Spor'u 4-3 mağlup etti. Sarayönü Spor 3-2 mağlup etti Altın Ekin Spor'u. Yeni Emir Gazi'de 4-3 mağlup etti Demir Spor'u. Sarayönü lider burada 7 puanla. Diğer takımlarımız Emir Gazi, Taşkent, Demir, Altın Ekin, Monuva ve puan olmayan Cihanbeyli Belediyespor. Bu haftanın maçlarında Cihanbeyli Sarayönü Spor'la oynuyor. Demir Spor Taşkent'le, Altın Ekin'de Emir Gazi'yle oynuyor. Hemen B grubunda kısaca bahsedelim. Mobilyacılar Sitespor ve Selçuk Bitman Yurdu 0-0 berabere kaldılar bu hafta. Derebucak evinde Ilgın Belediyespor'a 4-0 mağlup oldu. Yeni Doğanhisar da yine evinde Çelikduş Doğuspor'a 2-1 mağlup oldu. Burada Seydişehir Gücü takımımız baydı evet. Bu hafta. Burada da Ilgın Belediyesi 2-2 yaparak 6 puanla lider. Diğer takımlarımız Çelikduş Doğuş, Yeni Doğanhisar, Seydişehir Gücü, Selçuk Litman Yurdu, Mobilyacılar Sitespor ve Derebucak sıralanıyor grupta. Bu hafta Seydişehir Gücü evinde Derebucak Belediyespor'la oynuyor. Evet. Çelikduş Doğuş Mobilyacılar Site ile Ilgın Belediyespor'da Yeni Doğanhisar'la oynayacak.
Selçuk İtmayır da bay. Görseller çok güzel olmuş, tebrik ediyorum. Ekranda biz de kullandık. Evet. Puan durumu ile ilgili evet. Diğer sosyal paylaşımlardan paylaşıyoruz. Çok güzel. Anında paylaşıyoruz bir de. Evet, evet. Yani hemen çok maçtan hızlı. Sonra çok hızlı maçın şekilde paylaşıyoruz. Bu konuda amatör spor kulüpleri federasyon yetkililerimize İbrahim Bey nezdinde çok teşekkür ederiz. Çok ilgili, çok alakalılar. Yani bizlere göz bebeği gibi bakıyorlar yani. Değil bizimle mi? Çok ilgileniyorlar yakında. Sağ teşekkür olsunlar. Ederiz yani. Hemen amatör futboldan ziyade bir de şeyleri ihmal genel etmeyelim. Bir değerlendirme genel yapalım. Bir değerlendirme yapalım. Ampute takımımız var Süper Lig'de başkanım. Bu sezon ikinci hafta, üçüncü hafta maçlarını oynayacaklar bu hafta. Süper Lig'de Konya Engelliler Gücü. İlk maçta Gaziantep Şahin Bey'i 3-0 mağlup ettiler. Daha sonra Kayseri Melik Gazi'ye 1-0 mağlup oldular Kayseri'de. Bu hafta da İstanbul Özürlüler Spor Kulübü'nü konuk ediyorlar. Pazar günü saat 12.30'da Selçuklu Sentetik sahamızda Süper Lig'de Konya Engelliler Gücü. Diğer temsilcimiz bedensel engelliler var amputede. O da ikinci hafta maçını oynayacak. Bu hafta Denizli Engelliler Gücü'nü Denizli'ye gidiyor. 12'de Pazar günü. Kadınlar Ligimiz de başlıyor bu hafta. Konya İtmayır'da ikinci lige yükselmişti. Geçen yıl burada konu etmiştik. İlk maçını Karabük Ovacık gençlerle oynayacak. İkinci ligde. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz kızlarımıza. Üçüncü ligde gene bir PEM sporumuz var. Konya PEM sporumuz var. Onlar da bu hafta Antalya Demirspor'la oynayacak. Spor bitmiyor. Benim notlarım da bitmiyor. Hemen dolu dolu Konya sporla anlamında. Federasyon seçimleri yoğun bir şekilde oluyor. Neredeyse her gün bir seçim var. Her hafta sonları, evet. Hafta içlerinde. Burada şunu özellikle belirteyim. Bizim Konya'da çeşitli kurumlarda ve belediyelerimizde 30'a yakın amatör spor gönüllüsü arkadaşlarımız çeşitli federasyon, aslında spor federasyonlarında yönetim kurulunda görev aldılar. Çok güzel. Tebrik ediyoruz biz de kendilerini. Yine bizim federasyonumuzda Mehmet Yaman yönetim kurulu üyemiz Hokey Federasyonu'nda, Mehmet Günbaş Başkan Yardımcımız Cimnastik Federasyonu'nda, Nihat Çelikkollu Başkan Yardımcısı Triatlon Federasyonu'nda, yine Mali Sekreterimiz Faruk Hatipoğlu da Vuşu Federasyonu yönetim kurulu üyesinde. Biz de 4 kişiyi yönetim kurulu üyesi olarak spor federasyonlarında gördük. Bunları da tebrik ediyoruz. Ama başkanlar. Son olarak başkanlarla bitirelim isterseniz. Bu yıl daha önce Konyalı Spor Federasyonu başkanlarımız vardı. Buna iki kişiyi de ilave ettik başkanım. Ne güzel. Geçtiğimiz günlerde sonuçlara göre Modern Pentathlon Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Öner oldu. Daha önce bizim Taşkent Spor Kulübü Başkanlığı'nı ve Yönetim Kurulu üyeliğimizde yapmıştı. TASK'ta. Biz de ASKF'de yapmamıştı ama TASK'ta üyemizdi. Tebrik ediyoruz. Yine Türkiye Bisiklet Federasyonu başkanlığına da eski milli bisikletçimiz duayeni bisikletin Erol Küçükbakırcı. Erol abimiz geldi. Tebrik ederiz. Emin Müftüoğlu 12 yıldır başkandı. Onu devirmeyi başardı. Güzel bir seçim oldu. Ben de orada bulundum delege olduğum için. Onları da tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Karabacak. Kısa notlarımız bu şekilde. Sağ olun. Süremizi doldurduk. Hatta açtık. Sayın Başkan, ayağınıza sağlık. Bir kez daha başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri davet ettiniz, ağırladınız. Yani sporun spor tadında kalması dileğiyle gerçekten bazen maksadını aşan hadiseler de yaşıyoruz amatörde. İlla ki olur. Ama bunun kardeşliğin, tanışmanın, sınırlar kaynaşmanın vesilesi olması gerektiğine inanıyorum. Ve mutlaka da amatör sporların desteklenmesi her yönüyle, yani belediyeler bizlere düşen yönüyle, diğerler her kamu sorumlusu üzerine düşeni yapacak inşallah. İnşallah. Hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İnşallah kazasız, belasız, sakatsız bir sezon geçirmek dileğiyle. İnşallah. Çok İnşallah. Teşekkür ediyorum. Bu arada Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Seydişehir deyince aklımıza ne gelir? Ben şöyle eğildim biraz ama kusura bakmayın. Seydişehir deyince aklımıza leblebi gelir. Elim hoş gelmemiş Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür burada ederiz. Sayın Karabacak, ben size takdim edeyim başkanı temsilen. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan, ilgi ve alakanız için. Evet. Size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sonuna geldik. Bu hafta amatör sporların yine doyumsuz olduğu, daha uzun uzun inşallah sohbet edeceğimiz programlarda birlikte olmak dileğiyle bu yayının sizlere ulaşmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle veda ediyoruz. Hoşçakalın. Rational X.